Herkese yeni bir günden günaydın. Evimize, kanalımıza, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür Allah'a iyiyiz. Yeni bir güne uyandık. Yeni bir haftaya başladık. Bugün pazartesi. Yeni bir hafta, yeni bir gün. Güzelliklerle gelir inşallah. Ay, özür dilerim. Beklediğimiz güzel haberler bugün gelir inşallah. Birçok kişi ev konusunda ev işi ne oldu, vaz mı geçtiniz falan diye sormuşlardı. Ben de onlara pazartesi günü belli olacak demiştim. Bugün inşallah bir takım şeyler belli olacak diye bekliyoruz, umut ediyoruz. Gelişmeleri sizlere bildireceğiz. Ay, hışkırık tuttu sabah. Yine kahvaltı hazırlığındayım. Çayımı demledim ama altını geri yakayım, hatta şöyle koyayım. Tekrardan ısınsın. Biraz demleyeli biraz oldu çünkü. Ne hikmetse beni hıçkırık tuttu. Videoyu başlattım, hıçkırık tuttu. Onda, yani videoya başlamadan önce hıçkırık falan yoktu. Bir saniye. Oğlum kapı açık. Kitlenden kapımızı geri. Aytu ekmek almaya göndermişti. Geldi benim kuzucuğum. Ben sana kaç ekmek alacağını da söylemedim ha. Sadece parayı verdim, 3 ekmek almış oğluşum. 2 somon, 1 pide. Aferin benim oğluma. Öğrenmiş artık oğlum ekmek almayı. Pideyi şimdi kahvaltıda yeriz. Ay Allah'ım. Hıçkırık. Tövbe yarabbim. Onu da anneciğim kumbarana at hadi. Bu arada ben yapayım. Aytu yumurtayı tereyağlı çok seviyor. O yüzden ona tereyağı koyuyorum. Bayılıyor, bayılıyor. Anne benim yumurtamı tereyağlı yap diyor sürekli. Hazırlamaya başlayalım. Ekmeğimiz de geldiğine göre önce Aytu'nun yumurtasını hazırlayayım. Hani yumurtanın beyaz bir şeyi oluyor ya, yumurtayı kırıyorsunuz, içinde beyaz bir şey oluyor. Ne, ona ne diyorlar bilmiyorum ama Aytu onu hiç sevmiyor. O yüzden Aytu'nun yumurtasını ayrı yapıyorum. Böyle krep tarzında. Artık belki sürekli her gün takip eden takipçilerim de öğrenmiştir. Çocuklar nasıl seviyorsa öyle yapıyoruz. Farklı farklı çeşit çeşit. Şöyle yapayım olmazsa sizi. Ben ocak başında iş yapacağım için sizi göremiyorum. Siz beni göremiyorsunuz. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Böyle de karanlık mı oldu ne? Ay, bir şey tutturamadım bugün. Bir de böyle dağıtıyoruz biz tavanın etrafına ki ince olsun diye. Günerli çocuk, günerli. Çocuklar günerli olduğu zaman annelerin işi çok zor. Hani gerçekten çocuklar günerli olunca biz annelerin işi çok zor. Yani diyemiyorsun. Ben yumurtayı böyle yapıyorum. İster ye ister yeme diyemiyorsun. Çünkü yemiyor. İnatçı. Yemiyor. Yemeyince bizim içimize sinmiyor. Böyle işte nasıl istiyorlarsa öyle yapıyoruz. Ne yapalım? Çayımız tekrar kaynadı. Yeter kaynadı. Bu da ağır ağır bir şey dursun.
Şimdi bizim yumurtalarımızı şey yapacağım ama öncelikle şöyle yumurtamızı şeyden çıkaralım. Yakup Bey sabah altını değiştirdim. Kıyafetlerim temizdi. Daha dün akşam değiştirmiştim Yakup'un kıyafetlerini. Sen sabah ben mutfaktayken su içmeye diye şişeyi almıştık. Kafaya diktik. Ondan sonra da böyle bütün kıyafetin üstteki bluzuna, altındaki eşofmanına falan hepsine bir güzel suyu dök. Oğlum dedim. Biraz daha şey olsun. Yani sabah dedim enerjin yerinde maşallah. Suyu bocalamakla başladı. Şimdi ben burada kahvaltı hazırlarken içeride abileri kapının arkasında oturuyorlar. Oturma odasında. Kapının arkasında oturuyorlar ki Yakup çıkmasın diye. Allah'ım maşallah subhanallah. Çok hareketli ve çok şeyim çocuk. Nasıl diyeyim size? Cesaretli yani, bir de çok cesaretli. Hiçbir şeyden korkmuyor. Bazen kızıyorum mesela, kızıyorum hiç korkmuyor. O da bana bağırıyor. Ben ona kızıyorum bir şeylere. Bunu böyle yapmayacaksın, seni şöyle yaparım falan. Biraz kızıyorum, hani artık korksun da bari bir şeyleri sürekli karıştırmasın her yerde. Merak, yani şu an merak yaş itibariyle, ay itibariyle tam meraklı olduğu dönemler ama bu sefer ben çok yoruluyorum. Ben kızıyorum, o da bana kızıyor. Hiç altta kalmıyor. Maşallah. Bu arada ben yumurtalarımı şöyle dizeyim. Oraya iki tane koymuştum. Bir tane daha koymam gerek. Bunları da dizeyim. Hemen yumurtalarımı kavurayım. Balkona çöpe atılacak. Biraz da şöyle sucuk kavuralım. Böyle. Biz güne Yakup'un üstünü başını ıslatmasıyla başladık hanımlar. Dün akşam şey diyorum. Uyuttuk. Saat kaçtı? 11 falandı. Uyuttuk. Erken uyudu. Oh dedim. Bugün mesai bitti. Yeter dedim. Mesai bitti dedim. Gün kapandı bugün dedim. Bu şimdi sabah uyandığı zaman diyorum ki tamam. Kalkınca da böyle bayağı büyük bir böyle enerjiyle kalkıyor. Başlıyor evin içinde hoplamaya zıplamaya. Diyorum tamam mesai başladı. Canı sağ olasıcak. Küçük çocuk biraz şey oluyor ama yorucu oluyor ama yani en tatlı halleri. Her şey yani yaptığı yaramazlıklara bile kızamıyorsun. Belki o anda sinirleniyorsun. Biraz o an günün verdiği yorgunluktan dolayı zaten sinirleniyoruz biz hanımlar. Yoksa çocukların bir suçu yok aslında. Sürekli ayaktayız, sürekli yoruluyoruz. O günün verdiği yorgunluktan dolayı da çocuk bir kusur işlediğinde ister istemez sinirleniyoruz falan ama sonra da diyorsun ki ya şu yaptığı yaramazlıklar bile öyle bir tatlı, öyle bir tatlı ki yani yaptığı şeylere gülüyorsun. Mesela şu çöp kovasını sürekli gelir, çöp kovasını devirmeye çalışır. Yani ne yapabilirim? Dışarıya koysam, tezgah üstünde çöp kovasını sevmiyorum. Hijyenik de olmuyor pek yani. Görüntü olarak da pek hoş olmuyor. Görüntü yani güzel olmuyor. Ben Aytu şeyken, küçükken, aynı böyle Yakup gibiyken, o da çok böyle gelir çöp kovasını karıştırırdı. Alper yapmazdı bak. Alper hiç çöp kovasını karıştırmazdı.
Aytuğ küçükken ama aynen Yakup'un yaşlarındayken gelip bu çöp kovasını karıştırırdı. Ben de şöyle bir tezgah üstü çöp kovası almıştım. Tezgahın üzerine koymuştum. Ama olmuyor dedi yani. Tezgah üstünde pek hoş görünmüyor. Şimdi Yakup başladı çöp karıştırmaya. Ne yapacağım ben bu yaramazla bilmiyorum. Evlat bambaşka. Ne kadar yaramazlık yaparsa yapsın, ne kadar gün içerisinde sizi yorarsa yorsun, evlat başka bir şey yani. Tırnağına taş değse bizim canımız acı, bizim canımız yanar. Tırnağına taş değse, saçının teline zarar gelse bizim canımız yanar. İşte şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Kuzucuklarımla şöyle güzel güzel kahvaltımızı yapalım. Sonra da kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra da işlerimizi yapalım. Bugün yine benim bayağı biriken işlerim var. Artı bugün annemler geliyorlar. Dün ben annemin evini temizledim. Alt katı temizledim. İndim her yeri. Annem yaklaşık 3,5-4 aydan beri köyde, bu koronavirüsten dolayı köyde kalıyordu. 4 aydan beri artık bugün inşallah geliyor buraya. 4 aydır görmüyorum annemi. WhatsApp'la görüntülü görüşme yapıyorduk ama bu neye yarar, ne kadar hasretinizi giderir. İnşallah bugün kavuşuyoruz Rabbim nasip ederse. Hayırlısı yine sağlık saatlerine gelsinler de. Yani benim için şey gibi oldu, sanki İstanbul, Ankara, uzak bir yerlere gitmiş gibi oldu. 4 aydır görüşmüyoruz, düşünün yani. Sürekli her gün telefonda konuşuyoruz. Hemen hemen her günde WhatsApp'la görüşme de yapıyoruz ama bir arada olmak gibi yok. Yani ben ilk defa annemden bu kadar ayrı kaldım. 38-39 yaşındayım. Hayatımda ilk defa. Yok, bir ara yine evet, biz Bodrum'a çalışmaya gitmiştik kardeşimle. Evlenmeden önce böyle 20'li yaşlarımda falan. Bodrum'a çalışmaya gitmiştik. Orada çalışmıştık kardeşimle. Orada turistik otellerde falan. Tatil köylerinde. Dönem dönem o arada böyle ayrılıklarımız olmuştu ama yaklaşık bir 20 yıldır hiç ayrılmıyorduk. İşte bu virüs dolayısıyla ayrı kaldık. İnşallah bugün geliyor. Bugün geliyor diye ben de aşağıya indim dün. Evin içini, bütün odaları bir güzel süpürdüm, sildim, toz aldım, temizledim, mutfağı falan. Arada abim gelip kaldığı için mutfakta falan biraz şeyler oluyor. Ocak falan kirlenmişti mesela. Onları falan sildim. Dışarıları yıkadım bir güzel, her yeri. Annemin balkonu çok büyük, kocaman balkonu var. Benim balkonumun 3 katı büyüklüğünde balkonu var annemin. 3-4 katı belki de. Orayı komple yıkadım, tuvaletini falan yıkadım. Her yeri bir güzel temizledim. O yüzden dünden beri biraz yorgunum. Belimi ağrıtmışım. Dün akşamdan beri çok felaket bel ağrısı çekiyorum aslında ben. Dün daha kötüydü de bugün çok şükür Allah'a biraz iyi. İşte dediğim gibi bugün de annemler geliyorlar. İnşallah Allah'ım nasip ederse kavuşuyoruz. Bir daha da Allah'ım böyle ayrılıklar göstermesin ya Rabbim. Ben de şimdi kahvaltımı hazırlayayım. Onlar hemen kahvaltıdan sonra akşam yemeğine başlayacağım. Yemeğimi erken yapacağım. Çünkü annemler gelirler, acıkmış olurlar falan. Hemen yemeğim hazır olsun. Yemeğime başlayacağım. Diyorum ki kahvaltıdan sonra görüşürüz inşallah. Thank you.
Sen neler yapmışsın? Söyle bakayım. Ha? Yaramaz. Neden? Ha? Çöp kovasını yine karıştırmış, dökmüş içindekileri. Hı? Ya var ya, seni böyle ısırıp yemek istiyorum. Buralarından, 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 şu gıdığından yemek istiyorum. Yemek, yemek. Oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Şunu vurayım. Size yaptığı yaramazlıkları göstereyim. Bakın, toplamadım daha. Çekmeceyi açmış. Tangır tungur sesler geliyordu zaten. Ay. Çekmecenin içindekiler. Sonra şu kapak da çıktı. Şu tencerelerin olduğu bölüm de çıktı. Çöp kovasından bir şeyler falan dökmüştü. Sildim, temizledim çöp kovasının etrafını. Kendi ellerini falan da temizledim. Bunlar bakın burada yine. Ailenin kışın giydiği ev terlikleri. Dayısı almıştı. Dayısı ve yengesi almıştı onları. Bu arada benim burada düzenlenecek. Çok karıştı yine. Yani şöyle... Oradan yukarısını hiç şöyle göstermeyeyim, çok karışık. Ay ay. İşte bu Yakup'un peşinde koşmaktan, dolanmaktan. Ya ya, bir de bu karıştırıyor, bu yaramazım benim, bu minik yaramazım karıştırıyor, canı sağ olasıca. Nereye gidiyor gene karıştırmaya? Nereye nereye? Gitti gitti vallahi, yine karıştırmaya gitti, bak. Bak 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 bak, seni yaramaz seni. Yakup. Bak. Hayır, elemiyoruz, elemiyoruz. Hadi gel. Gel abilerin yanına gidelim. Ne yapıyorlar bakalım abilere. Makineye çamaşır atmam gerekiyor benim. Ne yapıyorsun aşkım sen? Ha? Gel aşkım. Gel annesinin bir tanesi. Küçük kuzu şu. Ne yapıyormuş bunlar burada ya? Bu bunlar ne yapıyormuş? Hı? Kule çamaşırı yollar. Hı? Bak, ben buldum. Hı. Bu da kule. Tamam kızım. Bu çöp kovası da dolmuş galiba. Bunu da bir şey yapayım ben. Yok, dolu da değilmiş de. Allah, hayır. Ay, şey yapamadım. Siz ne yapıyorsunuz? Yarış yapıyorum. Evet, sürenizin dolmasına ne kadar kaldı? Bilmiyorsun. Senin zaten süreyle bir ilgini yok. Süre nedir bilmiyor Aytu. Sen süre bakıyor musun? Oğlum boynun ağrır öyle. Kalk dik otur. Bu arada Alper'in tıraşı geldi. Bu şu yoğunluğumuz bir bitseydi. Şu bankadan falan bir haber gelip de bir işlemlere başlasaydık hayırlısıyla. Ali Bey de bir sakinlik olurdu. Gece vardiyasında da çalıştığı için çok yoruluyor. Gündüzleri geliyor, uyuyor. Tam uyuyamıyor da zaten. Yarım yamalak uyuyamıyor da. Aytun'un da tıraşı geldi. Alper Bey'imizin de tıraşı geldi. Tıraş olacak bunlar. Aylin, aklıma gelmişken. Bak hani bir tane çiçek teyze vardı ya. Ona bir selam göndersene. Selam istiyor senden. Bak bakayım bana. Çiçek babaanne. Hatırlıyor musun çiçek babaanne diye selam göndermiştik. Söyle bakalım ama ekrana bak. Çiçek babaanne. Dönüp söyle. Çiçek babaanne. Selamlar de. Seni seviyorum. Çiçek babaannesi sana selam gönderiyor. Bir de Gülbahar teyzemize de selam gönderelim. Gülbahar teyzesini çok seviyorum. Ekrana bak da söyle. Yani. Ama olmaz. Senin güzel yüzünü görsün Gülbahar teyze. Dön bir. Bekle anne. Hadi prensesim. Bana bakar mısın bana? Bana bakar mısın? Küserim. Gülbahar teyze. Gülbahar teyze, seni çok seviyorum. Öpüyorum. Öpüyorum. Allah'ım, gözü oyunda ya. Oyundan gözünü ayırıp da selam da gönderemiyoruz. Sen ne yapıyorsun? Hı? Ay, şu odayı toparlamam lazım. Her yer darmadağınlık. Ne yapıyorsun aşkım? Peçeteyi almış. Oo, elini yüzünü siliyor güya. Parça parça edecek bu peçeteyi. Şöyle biraz dışarıya da bakalım. Sabah balkona bir çıkmıştım bir ara da. Ay, benim şu kaktüsüm ne durumda? Ben buna bayağıdır su vermiyorum. Susamıştır bu. Buna ben bir su vereyim ya. Ay.
Ben buna biraz su getireyim. Buralar da kirlenmiş. Buraları da temizlemem lazım. Ben size bugün bol bol Yakup Paşa'mın yaramazlıklarını göstereceğim. Bakın bu sefer de tuvalet kağıdını almış. Deterjan dolabını açmış. İçinden tuvalet kağıdını almış. Ay gitti. Oğlum. Vallahi savuyordu hepsini. Toplayayım. Seni yaramaz seni. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bu telefonu elimden bırakacağım. Ben bu kuzucuğumla oyunları oynayacağım. Gıdı gıdı yapacağım onu ben. Oh, kurban olurum. Gıdı gıdı mı yapalım? Gel. Hadi gıdı gıdı yapalım Yakup. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Ay ya ben seni yerim. Ay ya yerim ben seni. Gıdı 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 gıdı. Yakup. Gıgıgıgıymış. Oy oy şimdi popondan ısırırım şimdi ben ha. Geri aldım. Kurtardım. Geri aldım. Anne. Yakup. Yakup. Aşkım ne bakayım. Öpücük at. Öpücük at annem. Aşkım ne. Oh kurban olurum. Oy. Öpücük atlıyorum beni öpmeye geliyor. Yerim ben seni yerim. Yerim ben seni. Nini nini. Nini. Var ya bu Yakup var ya herkesi elinin altında elinin altında oynatıyor herkesi ya yaramaz. Bak 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 abisini neler yapıyor neler yapıyor abisine. Seni var ya seni çok fena. Uy, kurban olurum ama var ya onu böyle yemek istiyorum ben. Bak 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 şuna bak. Yavaş düşersin. Yavaş tamam. Fazlasını yapma bence. Evet.
Herkes tabletini, telefonunu, bilgisayarını bıraktı. Süre bitti, oyun da bitti. Şimdi biraz dinleniyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Alper test çözüyor. Aytu da biriken ödevlerini yapıyor. Değil mi? Pek memnun değiliz bu durumdan. Kimsenin yüzü gülmüyor. Eyvah, Yakup gitti. Eyvah. Yakup gitti. Aha geldi. Doy 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 doy. Kurban oluyor anne, oy. Çayımı aldım. Sizlerle sohbete geldiğim kapanış sohbeti. Vallahi. Kahvaltıda fazla içememiştim. Çünkü Yakup'un eli durmuyor. Böyle habire o senin içindeki kahvaltılıklara, bardağa, çatala eli gidiyor sürekli. Güzel kızım benim. Saçlar dağılmış. Geri birazdan tekrardan şey yaparız. Birazdan tekrardan yeniden öreriz. Bozulmuş biraz. Tamam mı aşkım? Sabah kalktığımda örmüştüm saçlarını. Bozuldu, dağıldı. Yeniden öreriz inşallah. O ne yapıyorsun annem sen? Onu bırak bırak. Yoruyor seni, bırak. Ben şey dediğim gibi yap. Lego getirsin de sen ona biraz. Lego var mı ki? İki sepet aynı yana falan. Evet, hepsi karışırdı da sepet aynıydı. Ama yok, sepet kırılmıştı. Evet. Bak ben de diyor, çocuklara kızıyorum. Lego sepetini karıştırdın diyorum. Sepet kırılmıştı. Normalde Legoları ayrı bir sepete koyuyorduk biz. Lego sepeti kırılınca oyuncakların içine aksarmak zorunda kaldık. Neyse oğlum, şey yaparım ben. Ayrı bir sepet alırım, yeniden Legoları ayırırız. Ben de. Ama sepetin içinde 3-5 tane bulsan yeter yani. Aytu! Aytu! Hadi sen orada onu birazcık oyalı anne. Bu arada İstanbul Zeytinburnu'ndan Safiye Parlak dünkü videomun altına yorum yazmış. Bana selam gönderir misin diye. Hatta demiş ki Safiyeciğime selamlar diye söylersen çok memnun olurum demiş. Ben de İstanbul Zeytinburnu'ndan sevgili takipçim Safiyeciğim, öpüyorum seni canım. İnşallah iyisindir. Sevgiler, selamlar. Safiş teyzeye derdi. Sevgiler, selamlar de. Söyle. Almanya'dan Gülbahar ablacığım. Öpüyorum seni canım. Bak kaç günden beri. Bak ben aramazsam sen de aramıyorsun. Kız beni. Bu ara sen de aramıyorsun ha. Dur ben şu videonun kapanışını yapayım da seni arayayım ben. Zaten hemen taze taze göndereceğim bu videoyu. YouTube'a yüklüyorum. Fırından yeni çıkmış video dermiş. Bugünün videosunu hemen gönderiyorum. Kolunu indir bu video. Kolumu çekip durma kızım ya. Bak arkadaşlar. Var ya cilledi seni. Sonra bakayım. Birkaç takipçim şey almıştı. Selam istemişti benden. Genelde ben not alıyorum ama bir kişi daha vardı. Bak aklıma gelmiyor. Ben şeye bakarım. Stüdyodan bakarım selam isteyenlere. Şimdi öğleden sonra tekrar video çekeceğim ya. O videoda şey yaparım. Söylerim inşallah. Yapma anneciğim. Yapma kızım. Böyle. Gülbahar ablam iyisin inşallah. Bu aralar sesin soluğun çıkmıyor. Ben seni birazdan arayacağım. Görüşürüz, konuşuruz inşallah. Pencereyi açayım birazcık, hava gelsin. Böyle işte ben de kahvaltı yaptım. Dediğim gibi fazla çay içememiştim. Dedim çayı ısıtayım, bir çay içeyim. Ondan sonra da bulaşığım az zaten. Hemen bulaşıkları yıkayıveririm. Ondan sonra da makineye çamaşır atmam gerekiyor ama gerçi çok da çamaşır yok. Makineye çamaşır atayım diyorum da bugün kalsın. Yarına kadar biraz daha çıkar. Öyle hepsini bir atarım. Çarşafları gerçi değiştirmem gerekiyor. Bizim yatağın çarşafını değiştirdim de çocukların yataklarının çarşaflarını değiştirip onlara olmazsa onları makineye atayım. Ben çocukların çarşaflarını makineye atayım. Bir temiz çarşaf geçireyim yataklarına. Bugün işte biraz önce annemle de konuştum. Annem de hazırlandım diyor. Birazdan çıkacağız dedi. Önce çarşıya uğrayacaklarmış. Biraz çarşıda işleri var. Ondan sonra buraya yukarı çıkacaklar. Esentepe'ye çıkacaklar. Ben de o gelene kadar işlerimi halledip yemeğimi fırına koyayım. Fırın yemeği yapacağım. Kıyma çıkarmıştım dünden difrizden. Ya diyorum tepsi kebabı yapayım ya da patatesli kıymalı karışık bir yemek mi yapayım? Yani tam karar veremedim. Bakayım kıymanın miktarına göre. Tepsi kebabında kıyma bayağı bir fazla istiyor. Çıkardığım kıymada 2-3 paket çıkartmıştım yani. Şimdi akşam abim, annem, abim biz de beraber yeriz. Neyse bir
şey yaparım ya, bakarım bakalım. Bayağı da tepsi kebabı da yemiyoruz. Olmasa tepsi kebabı yaparım. Yanına yine bir pirinç pilavı, salata, ayran falan yeriz inşallah. Böyle. Bugün de hava böyle. Havalar ısınıyor artık bizim burada. Haziran ayının yani ortası. Temmuz Ağustos'u düşünemiyorum. Temmuz Ağustos aşırı derecede sıcak oluyor. Ne oldu anne? Sıkılmış gibi bir halim var. Deniz. Çocuklar denize gitmek istiyor ama anneciğim. Görüyorsun işte ortam tehlikeli. Uzun benim. Ama baban sizi şeye götürsün ya. Soğuk suya götürüyordu ya sizi. Yok ya, orası buz gibi oranıyor. Çok giremiyorum. Sen giremiyorsun. Ayta giriyor mu ona? Bizim burada bir yerde soğuk su diye bir yer var. Yani akarsu buz gibi. Yani çoğu insan, herkes gider orada böyle suyu, bir de atlama yerleri falan yapmışlar. Nasıl diyeyim size? Havuz gibi böyle dağ oluğundan mı çıkıyor? Değişik bir yer yani. Bir defa gitmiştim ama ben çok, bir 7-8 sene önce falan gitmiştim. Ondan sonra gitmedim. Ama Ali çocukları alır gider. O buz gibi suya girmeyi sever. Çocukları da götürürdü. Alper diyor, yok oraya gitmeyelim diyor. Orası buz gibi çok zor, ben giremiyorum diyor. Oraya götürsün diyorum ama en azından kıyısında oynarsınız annem suyuyla. O direkt akan suyun içine girmez. O çok soğuk olur ama hani biraz akmaya başladıktan sonraki su o ilk göbekten çıktığı gibi soğuk olmaz. Orada suyla, taşla, tuşla bir şeylerle oynarsınız işte. Ben de gelirim beraber. Yanımıza yiyecek bir şeyler de alırız. Piknik gibi olur. Bugün bu birkaç gün içerisinde olmaz, biliyorsun yani durumları. Ev aramalarımız var. Yani ev aramalarımız derken evi bulduk. Bankadan haber bekliyoruz. Bu arada arabamızı da satışa çıkardık. Arabayı da satacağız. Öyle düşünüyoruz. Yani alırsak evi alacağız. Arabayı satacağız. Ev sıfır ev ama içinde birkaç yaptırmamız gereken, değişiklik yaptırmamız gereken yerler var. Arabayı da satarsak evin içinin eksiklerini yapacağız. Kalan parayla da yeniden araba almayı düşünüyoruz. Allah nasip ederse inşallah ufak bir model alırız. Bakalım nasip, kısmet. Böyle beklemek yoruyor. Telefon, elimiz kulağımız telefonda. Hadi telefon çal da diyoruz. Banka memuru arasın diye bekliyoruz ama beklemek de o kadar yorucu ki. Bu ev için biz 12 Perşembeden Perşembeye 8, 9, 10, 11, bugün 12. gün. 12 gündür bu evin sonuçlanmasını bekliyoruz. Banka işleri bayağı bir uzun sürüyormuş gerçekten de. Bu arada biliyorsunuz herkes ev almaya niyetlendi. Yoğunluktan dolayı da 2 hafta yani olacak. 2 hafta olacak. Evet, ikinci haftanın içindeyiz. Bu evin sonuçlanmasını bekliyoruz. İnşallah şöyle güzel haber alırsam sizleri de yarınki videomda bilgilendiririm. Diyorum ve kapanışımı yapıyorum. Tüm takipçilerime sevgiler, selamlar. Sizleri çok seviyorum. İzleyip destek olduğunuz için çok 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 teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.